Peygamberimiz Miraç'ta 50 vakit namazı 5 vakite indirmek için Allah'la pazarlık yapmış mıdır? Evet, yani Buhari'de de var galiba, değil mi? Evet. Çıkma inme olayları. Evet. Şimdi şu ayeti bir okuyayım da bakın. Diyor ki Allahü Teala burada لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ehl-i kitap ve müşriklerden kendilerine o belge gelinceye kadar hiçbirisi çözülecek değildi. Resûlün minallâhi yetlû suhufen mutahhara. Allah tarafından gelen bir elçi ki tertemiz kitaplar, sayfalar okur. Fîhâ kutubun kayyime. İçerisinde sağlam hükümler vardır. Yani bir topluma Kur'an ayetleri, Allah'ın kitabı okunmadan o toplumda çözülme olmaz. Allah'ın kitaplarını okuduğunuz zaman tıpkı bir çamaşır suyunu kirin üzerine dökmek gibi, kirin çözülmesi gibi o toplumdaki yanlış inançlar da çözülmeye başlar. Batıl inançlar da çözülmeye. İşte bugün bizim toplumumuzda olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim okumaya başladığınız mı o kesin kurtuluşu yok. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Kendilerine kitap verilmiş olanlar ancak kendilerine o beyine geldikten sonra parçalandılar ve bölündüler. Yani mesela Yahudiler, Hristiyanlar ne zaman parçalandılar, bölündüler? Kur'an-ı Kerim gelip onlara okunduğu zaman. Peki bu Kur'an onlara ne emrediyordu? وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ. Kendilerine verilen emir sadece şuydu: Allah'a kulluk etsinler. Din yalnız Allah'ın olacak şekilde. Mesela kilisenin dini değil, Havra'nın dini değil, Allah'ın dini. Hunefa, dürüst, dosdoğru kişiler olarak. Ve yukimus salah, ve şu namazı kılmaları. Ve yu'tuz zeka, ve zekat vermeleri. Ve derke dinul kayyime, işte o sapasağlam din budur. Şimdi burada çok genel hükümler belirtiyor. Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen bütün peygamberlerin yaptığının bu olduğunu. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'dan bahsetmiyor yani. Genel kuralları koyuyor. Bütün peygamberlere verilen emir bu namazı kılmak. Mesela Musa aleyhisselam şimdi söz konusu. Taha suresinde Cenab-ı Hak ne diyordu? Ve akimus salate li zikri. Benim zikrim için, yani benim emir ve yasaklarımı hatırlaman için namazı kıl. Çünkü namaz kılarken ayetleri okuyacak, Allah'la baş başa kalacak ve düşünecek. Akimus salate. Şu namazı kıl. Bize de verilen emir aynı. Akimus salate. O namazı kılın. Yani Musa aleyhisselamın kıldığı namaz neyse, Nuh aleyhisselamın kıldığı namaz neyse, Adem aleyhisselamın kıldığı namaz neyse, Muhammed aleyhisselamın kıldığı namaz da odur. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 2 gün namaz kıldırmıştır. Ve sonunda demiştir ki namaz vakitlerini göstermek için, işte bunlar senin ve senden önceki peygamberlerin namaz vakitleridir. Namazlar bu 2 vakit arasında kılınır. Bu ne demek? 50 vakit miymiş eskiden? Eskiden beri 5 vakitmiş. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'den bunu çok net bir şekilde anladığınız zaman diğer rivayetlere dersin kusura bakma kardeşim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın dışında bir şey konuşmaz. Bu Kur'an'a kesin olarak aykırı. O zaman daha fazla gerisini konuşmaya gerek yok. Evet.